Menüyü düzenleme. Diğer derslerde dinamik bir menü oluşturuldu ve menü bağlantılarına veri tabanından çekilen değerler atandı. Son olarak tıklanan menü öğesinin ID değeri page alanında görüntülendi. Menüde yapılmak istenen son şey hangi menü öğesinin seçili olduğunun gösterilmesidir. Bunu da tıklanan menü öğesini kalın yani bold etiketiyle biçimlendirerek yapabilirsiniz. CSS dosyasını açtığınızda navigation alanında selected adında bir biçimlendirici bulunmaktadır. Bu biçimlendirici ul etiketi içinde bulunan ve class değeri selected olan öğeleri kalın olarak görüntüler. CSS dosyasını kapatın ve içerik PHP dosyasını açın. Menü öğeleri li etiketiyle listelenmektedir. li etiketinin class özelliğine selected değerini atadığınızda tüm öğeler kalın bir şekilde görüntülenir. Fakat yapılmak istenen seçili olan menü öğesini kalın yapmaktır. Bunun için if deyiminden yararlanabilirsiniz. If deyimiyle görüntülenen menü üyesinin id'sini bağlantıdan gelen veriyle karşılaştırabilir ve eşit olduğunda klas özelliğine değer atayabilirsiniz. Bunun için li etiketini bölmek gerekir. If deyimiyle tablodan çekilen satırın id değerinin gelen konu değerine eşit olup olmadığını kontrol edin. Doğru olduğunda klas özelliğine değer ataması yapılacaktır. Aynı işlemi sayfa görüntüleme alanında da gerçekleştirin. Buradaki if deyimi içinde sayfa idisine ve gelen sayfa değerine göre işlem yapılacaktır. Sayfayı test edin. Bir menü öğesine tıkladığınızda tıklanan menü adının kalın bir şekilde yazıldığını görebilirsiniz. Bu sayede kullanıcı menü içerisinde dolaşırken hangi öğeye tıkladığını daha kolay bir şekilde takip edebilir.